Herkese merhaba. Umarım keyifler yerindedir. Gelişmiş veya dünya ekonomisinde söz sahibi olmak isteyen ülkelerin son yıllarda Ay'a uydu gönderme ya da yeniden astronot gönderme yarışına içten içe girdiklerini fark etmişsinizdir. Son zamanlardaki denemelerle birlikte Sovyetler Birliği, ABD ve Çin Ay'a başarılı şekilde araç gönderen ülkeler ve Hindistan'da araç gönderen fakat aracı başarılı şekilde indiremeyen ülke olarak bu sıralamaya dahil edilebilir. Ülkeler çeşitli sebeplerle Ay'a ulaşmak ve çeşitli araştırmalar yapmak istemektedirler. Peki, dünyanın gündelik gündeminden uzakta yavaş yavaş ilerleyen bu yarışın sebebi nedir? Ülkeler neden Ay'a gitmek, Ay'da belirli bölgeleri parselleyerek kendilerine ait kılmak istemektedirler? Aslında uzay araştırmalarına bütçe ayırabilecek her ülke uzun vadeli araştırma planları gerçekleştirirler. Bu uzun vadeli planların gerçekleşmesi için de kısa vadeli planları hayata geçirerek uzay araştırmalarında adım adım ilerlerler. Soğuk Savaş zamanından sonra 1979 yılında Uluslararası Ay Anlaşması yapılmış ve dış uzayın kullanımı ve keşfinde tüm insanlığın çıkarının göz önünde bulundurulması sağlanmıştı. Bu şekilde hiçbir ülke dış uzay araştırmalarını kendi çıkarları adına uluslararası hukuku çiğneyerek kullanamazdı. Buraya kadar her şey yolundayken Obama yönetiminin ve arkasından Trump'ın 6 Nisan 2020'de bir üst seviyeye taşıdığı yeni kararlarla Ay Sözleşmesi Amerika için geçerliliğini yitiriyor ve Amerika uzay araştırmalarını kendi halkı ve kendi özel şirketlerinin yapabileceğini, yapılan araştırma ve madenciliği yapan kişiler veya şirketlerin sahiplenebileceğini onaylıyordu. Peki bu bize neyi anlatıyor? Planetary Resources ve Deep Space Industries gibi Amerikan şirketlerinin uzay araştırmalarında elde ettikleri kaynakları kendi sermayelerine katabilecekleri anlamına geliyor. Bu açıklamayı yaparken şunu da eklemekte fayda var. Ünlü bilim insanı Neil deGrasse Tyson, dünyadaki ilk dolar trilyonerlerinin asteroid madenciliğiyle bu servetlerine kavuşacağını ifade ediyor. Bu cümleleri kurarken Neil deGrasse Tyson, Güneş sisteminde bulunan milyonlarca asteroidi de düşünüyor. Günümüz teknolojisinde kullandığımız altın, platinyum, demir, bakır gibi birçok element hızla tükenmektedir. Ve yapılan hesaplamalarla bu hızlı tüketim devam ederse 2050 yıllarında bu elementler dünyada neredeyse bitme noktasına gelecek. Bu durum işte konunun asıl kaynağını oluşturmaktadır. Bitmekte olan değerli elementler Güneş sistemindeki milyonlarca asteroitte sınırsız şekilde bizim kullanmamızı beklemektedir. Güneş sistemimizdeki asteroitleri onlarca yıldır uzay araştırma kurumları tüm dünyada ortak şekilde araştırmakta ve haritalarını çıkartmaya çalışmaktadırlar. Bu araştırmalar sırasında keşfedilmiş ve hala günümüzde takip edilen öyle asteroitler vardır ki, mesela Bennu adındaki asteroit tahmini değeri 669 milyon dolar değerinde değerli elementlerden oluşmaktadır. Vyuga adındaki asteroit ise 82 milyar dolar değerindedir. Dabida adındaki asteroit ise 100 trilyon dolar değerinde hesaplanmaktadır. Ve hatta bunların en önemlisi 16 Psyche adındaki asteroit tamamen platinyum, altın, nikel ve demirden oluşmaktadır. Ve tahmini değeri 700 kentrilyon değerindedir. Bu da 700 katrilyonun 100 katı demektir. Dünyanın toplam ekonomik değerinin 80 trilyon dolar olduğu hesaplanmaktadır. Buna göre bu kaya parçası dünyanın bütün ekonomisinin yaklaşık 100 bin katı değerindedir. Buraya kadar olan açıklamaları birleştirdiğimizde büyük resimde şu ortaya çıkıyor. Uzay araştırmalarında mesafe kat etmek isteyen her ülke öncelikli olarak Ay'a ulaşmak ve orada çeşitli araştırmalar yapabilmek ve daha sonrasında da yapılan araştırmaları kendi şirketleri veya sadece kendi vatandaşları için kullanılabilir şekilde sahiplenmek istiyorlar. Bu noktada en belirgin adımları da son kararnameleriyle Amerika atıyor ve bu da durumu ispatlıyor. Peki, ülkeler neden Ay'a gitmek ve Ay'da araştırma yapmak istiyor?
Bunu net bir şekilde açıklamak çok mümkün olmamakla birlikte, kimi ülkeler yaklaşık 25 yıl içerisinde ayda bir koloni oluşturmayı ve madenciliği orada yapmayı hayal ederken, diğer ülkeler ise ayda su bulunması halinde sudan yakıt elde edebilmeyi ve bu yakıtla daha az masraf yapılarak daha uzak asteroidlere ulaşabilmeyi planlıyorlar. Şu an iki seçenek de bilim kurgu gibi gelse de, teknoloji bu hızla ilerlerken yakın zamanda daha da realize edilmiş şekilde karşımıza çıkabilir. Ayda madencilik yapmak isteyen ülkelerin asıl amacı büyük ve değerli asteroidleri Ay'a ya da Ay'a yakın bölgelere taşıyarak orada madenciliği yaparak Ay'dan sürekli ve daha ucuz yollarla Dünya'ya bu değerli elementleri transfer etmek. Ki bu yolla büyük asteroidlerin hem Dünya'ya düşme tehlikesi ve oluşturacağı felaketler önlenmiş oluyor, hem de asteroid uzayda parçalanarak Dünya'ya sevkiyatı daha da ucuzlaştırılmış oluyor. Ay'ı yakıt üretebilecek şekilde kullanmak isteyen ülkeler ise Ay'da su bulunması halinde mevcut sudaki hidrojen atomlarından yakıt elde edebilmeyi ve bununla Ay'daki gemilerini daha ucuz maliyetlerle daha uzak asteroidlere göndererek o asteroidlerden madencilik yapmayı planlıyorlar. Her iki yöntem de şu an için inanılması zor ve hayal gibi görünse de, Trump'ın yapmış olduğu son açıklamalar ve son atılan imzalar bu planların gerçekliğini doğruluyor. Trump söyleşilerinden birinde, harcadığımız tüm paraya rağmen NASA hala Ay'a gitmekten bahsetmemeli. Biz bunu zaten 50 yıl önce yaptık. Mars dahil yaptığımız daha büyük şeylere odaklanmalılar, demişti. İmzaladığı son kararnamelerle de uzay madenciliğini özel şirketlerin yapabileceği şekilde kanunlarını değiştirdiğini de açıkça görüyoruz. Bu arada NASA'nın 2022 yılında bir uydusunu 16 Psyche asteroidine göndererek yakından inceleme imkanı yaratacağını da hatırlatmakta fayda var. Bütün bu gelişmelerin ışığında biz günlük gündemlerle boğuşurken yeteri kadar bütçesi ve imkanı olan ülkeler çok daha büyük ufuklara doğru yelken açıyor. Bu gelişmeleri adım adım izleyip bizi gelecekte nelerin beklediğini hep beraber görmek umuduyla görüşmek üzere. Videomu sonuna kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Yayınıma beğenileriniz, yorumlarınız ve paylaşımlarınızla destekte bulunabileceğiniz ve bu şekilde daha büyük kitlelere ulaşabileceğimizi lütfen unutmayın. Görüş ve önerilerinizi yorum kısmına bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.